Arkadaşlar merhaba. Ben işte Hoca. Çıkabilecek örnekler serisine devam ediyoruz. Bu seri inanılmaz bir seri. Çünkü gerçekten seçe seçe oluşturduğum örneklerden oluşuyor. İnanılmaz hocam. Şimdi yazım kurallarıyla ilgili bir çıkabilecek örnekler videosu atmıştım. Şimdi bir de 50 tane sözcük seçtim. Yine yazım odaklı. Tamamen soruma ihtimali çok çok yüksek olan. Ya sorulsa sorulsa bu gelir dediğim tam 50 sözcük. Mutlaka bu listeyi indirin hocam. PDF'ini zaten koydum. Oradan mutlaka indirin. Satır satır bir daha bir daha çizin. Hatta uygun ortamlarda sesli sesli okuyun. Kulak aşina aşinalığı da olsun hocam. Göz aşinalığı da olsun. E yazıyorsunuz da zaten iş bitmiştir hocam. Bu 50 sözcüğü lütfen cebe koyalım olur mu? E o zaman haydi gelsin ekranımız başlayalım. Evet, çıkabilecek 50 sözcük lütfen cepte kalsın. İşte ilk 10 arkadaşlar. Lütfen dikkat. Azad etmek. Bu sözcüğü neden seçtiniz hocam? Azad etmek sözcüğünü seçme nedenim aman dikkat kalemimiz gelsin. Azat kelimesindeki şu T'nin D olmaması. Yani söylerken azad etmek diyoruz. Şöyle diyen var mı? Azat etmek. Hayır canım o kadar da değil. Öyle konuşmuyoruz ama söylerken yumuşatsak da yazarken yumuşatmıyoruz. Yani sınavda olası bu sözcüğün sorulma ihtimali şu tehlikeyi doğurabilir. Dikkat. Yani azat etmek, abi azat etmek diyorum ben. D olması lazım değil mi? İç konuşmasını mutlaka yaşayacağız. O yüzden işte bunun önüne geçmek adına mükemmel bir kelime. Yani bir nedeni var abi. Seçtiğimizin bir nedeni var. Buraya yazmamızın bir nedeni var. İçiniz rahat olsun. Harika sözcük cepte kalsın. Aynen böyle yazılıyor. Tüm yazımlar doğru yazım arkadaşlar. Yani herhangi bir yazım düzeltmesi yapmıyoruz. Tüm yazımlar doğru yazımdır. Yanlış kalmaması için aklınızda yanlış yazımları asla gösteremeyiz yazım kurallarında. Lütfen dikkat. Geldik semiz otuna. Bunu neden yazdık hocam? Semiz otu. Bakın normalde ot sözcü ayrı yazılıyor değil mi? Şey i̇şte yüksek otu, beş parmak otu bu arada beş parmak bitecek otu ayrı. Aklıma gelen örneğe bak. Allah'ını seversen beş parmak otu da çok iyi yalnız. Çok iyi yalnız. İyi, ki de aklıma geldi. Tamam. Semiz otu, dere otu. Hemen şöyle yazayım isterseniz. Semiz otu, dere otu. Bir de çöre otu var. Bunun bir de çörek otu formatı var. Çörek otu ayrı yazılıyor. Çöre otu yani K harfini düştüğü örnek bu şekilde bitişik yazılıyor. Semiz otu, dere otu ve çöre otu lütfen bu üçlü cebinizde kalsın arkadaşlar. Sorulmaya çok müsait bitişik yazılan istisnai kalıplaşmış ifadeler. Madde başı aman ya Rabbim ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Normalde bir topluluğun başı olan başı ifadesi işte usta başı, ele başı, çeri başı, mehter başı bunlara bitişik yazıldığı vurgusu söyleniyor. Doğru. Ve örneklerde istisnai bir şey yok ya da şunlar da ayrı yazılır gibi bir vurgu yok. O yüzden ben buraya ayrı yazıdan istisnaları toplayacağım. Madde başı onlardan bir tanesi. Satır başı onlardan bir tanesi. Hafta başı umarım ilerleyen yerlerde yani bir 20'de 30'da 40'da falan bu kelimeleri yazmamışımdır. Yazdıysam da tekrar olsun. Satır başı, hafta başı, madde başı. Bence sorulma ihtimali çok yüksek bu üçünü. Madde başı eyvallah ama dayanamıyorum. Satır başını hafta başında söylemem lazım. Bunlar da ayrı yazılıyor. Lütfen cebe koyun arkadaşlar. Üşenmeyin. Ben bu PDF'in dolu formatını koyacağım oraya. Yani şu yazdığım örneklerin de olduğu formatı koyacağım. İçiniz rahat olsun. Peki yarım küre. Bakın arkadaşlar burada harika bir bilgi aktarayım sizlere. Yarım kürede doğru. Yarı kürede doğru. Tamam. Hepsine ben tık atayım da şu kafanızda soru işareti olmasın. ha. Süper. Hepsi doğru yazım arkadaşlar. Tahtaya ne yazıyorsam, ekrana daha doğrusu ne yazıyorsam doğru. Hepsi doğru. Yarı küre de ayrı yazılıyor, yarım küre de ayrı yazılıyor. Süper. Geldik gök taşına. Gök taşı ayrı yazılır. E bunun devamında meteor taşını da söylemezsek olmaz. Meteor taşı. Taş kelimesi zaten ayrı yazılıyor ama bu ikisi Can yakabilir dikkat. Limon sarısı. Oba. Burada renk adının kullanıldığı ve ayrı yazılan örneklere dikkat edelim. Normalde işte gül kurusu renk adı bitişik. Vişne çürüğü bitişik. Fil dişi bitişik. Burada sıkıntı yok. Kavun içi bitişik. Yavru ağzı bitişik. Renk adları normalde bitişiktir ama renk adının kullanıldığı tamlama biçimindeki bu kullanımlar ayrı. Limon sarısı onlardan bir tanesi arkadaşlar. Haydi başka bir örnek daha gelsin. Safra yeşili. Bu da çok çok önemli. Cepte dursun. Evet arkadaşlar geldik yedinci örneğe. Hemen şöyle azıcık küçültsem. Ha, sayıları görelim hocam. Orta Doğu bence harika bir örnek. Cepte lütfen kalsın. Aynı mantıkla yani ayrı yazılması ve büyük harfle başlaması mantığından yakın doğu ifadesini de lütfen cebe koyalım arkadaşlar. Mükemmel kullanımlar bunlar. Alt yazı ifadesini biliyorsunuz ayrı yazıyoruz. Hani film bir tarafta, yazı bir tarafta, mantık böyle aklınızda kalsın istemiştim. Film burada. işte yazı altta. Ayrı görüntüyle yazı ayrı gibi düşünmenizi akla kalıcı olması adına bunu söylemiştim. Bu taktiği aktarmıştım. Yalnız altyapının bitişik olduğunu söylemeden edemeyeceğiz. Burada da taktiğimiz şuydu arkadaşlar. Hemen bir ev düşünüyorduk. Bu evin bir altyapısı vardı. Ama bu başka bir yere de bağlanıyordu. Buradan başka bir yere, buradan başka bir yere, buradan başka bir yere. Bu başka bir yere falan filan. Derken birbirine bağlantılı giden bir altyapı. Borular sırası düşünülsün ve ayrılamayacağı onların asla düşünülsün demiştik akılda kalıcı olması adına. Men etti ifadesi. Uyuma uyuyorsun neyin peşindeyiz ya. Men etmek. Normalde etmek, olmak, kılmak, eylemek. Eh yardımcı eylem tamam. Düşme ya da türeme varsa diyor Türk Dil Kurumu. Bunu bitişik yazmalısın ama burada bizim en azından alfabemizde olan herhangi bir harfin düştüğünü görmüyoruz. Men etti. Ama bitişik yazılıyor. E buna benzer bir örneğimiz daha. Birçok örneğimiz var da. Kaliteli bir örneğimiz daha var. Kat etti arkadaşlar. Bu da bitişik yazılıyor aman dikkat. Hatta dur gaza gelmişken def etti ifadesinin de ayrı yazıldığını söylemeden geçemeyeceğiz. Yalı çapkını kuş bildiğimiz anlamda kuş hocam bitişik yazılıyor. Lütfen cepte dursun. Diziye takılma. Dizi de ayrı yazılıyor. O dizi adı olan yalı çapkını. O ayrı. Orada bayağı bildiğin çapkından bahsediyor canım. Burada o çapkın anlamı yok artık. Bu bayağı bildiğin kuştan bahsediyor. Ama çok güzel çelişkiler de var Çelişkinin güzeli olur mu? Evet ya sınav formatında sorulmaya müsait anlamında. Güzel çelişkiler var. Şimdi konuşacağız. Yalı çapkını. Aman dikkat. E haydi gelelim arkadaşlar. Bir diğerine 11. sözcüğümüz çok bilmiş eyvallah çok iyi kelime arkadaşlar çok bilmiş birisi falan filan deriz ya aman dikkat bitişik yazılıyor ustabaşı az önce söylemiştim arkadaşlar bir topluluğun başı anlamındaki bu ifade bitişik yazılacak ustabaşı elebaşı çeribaşı mehterbaşı gibi 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 hüsnü kuruntu aman dikkat artık kısa çizgili tamlama yok arkadaşlar sadece Kur'an-ı Kerim ifadesinde korunuyor. Kur'an-ı Kerim'de zaten böyle yazılıyor. Tam doğru yazımı bu arkadaşlar. Yani ayın harfi falan var. Kesme dediğimiz ayın aslında. Kesmeyi de kullanıyoruz. Kısa çizgi de var. Kerim ifadesindeki i uzun gibi gibi gibi. Tam doğru yazım bu arkadaşlar Kur'an-ı Kerim ifadesinin. Onun dışında kısa çizgi kullanmıyoruz. Aman dikkat. Artık öyle bir kullanım yok. Alabalık. Aman dikkat. E, balık anlamını koruyor normalde ama bitişik yazıdan istisna edeyim. Bu kuralın onlarca istisnai durumu var. Türk Dil Kurumu bunu söyler. Bu kuralı Türk Dil Kurumu vurgular ve onlarca istisnasını da anlatır. O yüzden ben de bilinçli olarak buraya kattım ki aman düşmeyelim arkadaşlar. alabalık balık bitişik yazılıyor inanılmaz bir örnek. Kuyruk ya eyvallah. Kuyruk yağını ayrı yazıyoruz ama zeytin ya derken aman zeytin yağı derken bitişik. E tereyağı derken... O da bitişik hocam. Onun dışında motor ya, kuyruk ya vesaire vesaire ayrı yazılıyor. Kuru yemiş uyuma hocam uyuyorsun. Bir daldın gidiyorsun ayrı yazılıyor. Kuru kelimesi ayrı yazılır normalde. Birazdan belki örneklerle göreceğiz çok abartmayayım. Hepsini yazmak da istemiyorum çünkü kullandığım bir ama. Kuru yemiş, kuru soğan değil mi? Yani kuru fasulye aklına ne geliyorsa kuru üzüm, kuru incir. Ama ben daha iyi bir şey söyleyeyim sana. Kuru sıkı arkadaşlar. Kuru sıkı tabanca deriz ya. Kuru sıkı. Kuru sıkı ifadesi bitişik yazılıyor. Mükemmel abi. Ben buraya normalde bir 50 sözcük dedim ama şu an bir 300'e doğru gideceğiz ben sana söyleyeyim. Her birine üçer beşer yazıyoruz. Çarp 2 ile 3 ile 5 ile 6 ile bayağı 200 300 kelime gelecek gibi görünüyor. Dikili taş az önce vurgulamıştım arkadaşlar. Taş sözcüğünün ayrı yazılacağını. Alçı taşı, kireç taşı, çakmak taşı. Haydi artistik bir örnek gelsin. Erzurum'un Oltu ilçesinden gelsin. Oltu taşı cepte kalsın. Ayrı ve büyük yazılması Oltu taşının çok dikkat çekiyor. Otoyol ifadesi bitişiktir. Nasıl yani hocam? Yol kelimesi ayrı değil mi? Evet bunun tek istisnası otoyoldur Nasıl ya hocam tek istisnası Karayolları genel müdürlüğü bitişik Ya o kurum kuruluş adı Kurum kuruluş adları öyle tescillendiği için kanunda Onlarda hata aramıyoruz Mesela genel kurmay başkanlığı Allah aşkına genel kurmay neden bitişik Hiçbir sebebi yok Ya da İçişleri Bakanlığı İç kelimesi ayrı Neden İçişleri bitişik yazılıyor İşte kurum adları öyle tescillenmiş Orada hata aramıyoruz Hiç bakmıyoruz bile geçiyoruz onları. Ama otoyol bitişik arkadaşlar Normalde karayolunu kullandım derseniz ayrı e deniz yolu ayrı. E demir yolu ayrı. Hava yolu, patika yol. Keçi yolu, köprü yolu, çevre yolu ana yol. Oba çok iyi. Bak 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 söylerken çıktı. Çevre yolu çok iyi. Ana yol çok iyi. Ana sözcüğü ayrı yazılır. Aman dikkat ana yol ifadesinde çok çok vurgulanıyor. Cepte kalsın hepsi doğru arkadaşlar. Çok iyi kelimeler bunlar. Azı dişi çok güzel azı dişi çok iyi. Köpek dişi azı dişi cepte kalsın farklı bir kullanım. Bir kişi yazılsa sanki sırıtmaz diye düşündüğüm kelimelerden. Hafta başı az önce vurgulamıştım arkadaşlar. Ay, rı, hafta başı, satır başı, madde başı lütfen bir köşeye yazılsın. Abi ben çok netim ya. Valla bu 50 sözcükten birinin sorulacağını çok inanıyorum. Böyle çok içten hazırladım. Çok içten hazırladım. Dün sahurda hazırladım bunu. Çok içten yani açtım Türk Dil Kurumu sitesini Lan bu kelime yok mümkün değil gelmez bu gelir ama şu şekilde gelir o zaman ben şunu sorayım tarzında mükemmel bir analiz de hazırlandı bu kelimeler inanılmaz ama dikkat ederseniz dayanamayarak diğer kelimeleri de yazıyorum yanına. Çağ dışı çok iyi bir kelime dış kelimesi ayrı tamam ama bunun güzel olma tarafı şu çağdaş kelimesiyle çok karıştırılıyor yani içerisinde çağdaş kelimesinin de geçtiği bir cümle kurulsa ikisi aynı anda. Tam ters köşe tam 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 ya öyle böyle değil. Çağ dışı ayrı lütfen cepte. Çağdaş zaten bitişik onda bir sıkıntımız yok. Çağdaş bir kişi falan filan çağdaş medeniyetler falan bir bitişik zaten orada sıkıntı yok. Tek eşli çok iyi. Bir biyoloji terimi değil mi bir biyoloji terimi. Tek eşli çok eşli yani canlılar vesaire vesaire. Ya bu cepte kalsın lütfen. Peki çevrim içi iç dış sıra ayrı ama çevrim içi de yani hiç ayrı gibi durmuyor değil mi? E hocam WhatsApp'ta vesairede çevrim içi bitecek ya e online kelimesinden çeviri olduğu için öyle maalesef. Online kelimesi tek bir sözcük olduğu için e oradan da Türkçeye çevrildiği için haklı olarak bitişik görünüyor ama yanlış. Yazım yanlışı. Çevrim içi ayrı yazılmalı. Çatmak kaş mükemmel bir sözcük arkadaşlar. İnanılmaz bir sözcük. Çok değişik bir şey söyleyeyim size. Hani dedim ya güzel çelişkiler var diye. Sınavda soruluyor müsait anlamında. Çatmak kaş ayrı. Yani çok çatma kaç birisi ve sinirli falan. Ama aynı şekilde bir kişilik özelliği olan çal çene ifadesinin bitişik yazılması dikkat çekiyor. İş bölümü ayrı, güler yüz ayrı, tanrı tanımaz, bitişik cepte kalsın sorulmaya çok müsait. Oldu bitti, genellikle oldu bittiye getirmek olarak kullanıyoruz. Deyim olarak yani böyle aceleye getirmek, hemen apar topar yapmak gibi. Lütfen cebinizde dursun, çok iyi bir kelimedir. Oldu bitti ifadesi bitişik yazılır. Çakar almaz abi efsane abi efsane sorulma ihtimali bence çok yüksek çakar almaz kelimesinin örnekleri yukarıda sayılıyor yani bu maddenin bu örneğin olduğu madde yukarıda sayılıyor Türk Dil Kurumu sitesinde anlatabilsem inşallah canlandırmaya çalışıyorum gözünüzde anlatıyor 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 sonra diyor ki uyarı Aynı durumda olan çakan almaz kelimesi bitişik yazılır. Yani aynı durumda ise kat abi madde arasında. Maddenin içerisinde katmıyor ayrı bir yer vermiş buna. Tek satırda geçmiş. Çok çok önemli cepte kalsın. Bozayı yine alabalık gibi arkadaşlar. Yine ikinci kelime muhabbeti anlamını koruduğu halde bitişik yazılması durumu. Bu tarz istisnai örnekler soruluyor sınavda. Lütfen bunlara hazır olun. Tamam bilinçli olarak kattığım kelimeler bunlar çoğu istisna. Aman dikkat. Göçer konar. Hocam bunu ne mantıkla kattınız? Abi konar göçeri hazırız da o yüzden kattım bunu. Yani konar göçer bir millet desem anlayacağız ama göçer konar ne Allah'ını seversen. Tam tersi acaba ayrı mı? Hayır. O da bitişik. Ver yansın. Ver yansın etmek. Abi çok iyi. Abi çok iyi. Yani bunun ötesi yok. Çok 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 sorulmaya müsait. İt dirseği, Hastalık anlamındaki diyor. Eyvallah. Bitişik. Darp etmek çok çok iyi bir kelime. Hatta bir benzeri gasp etmek var arkadaşlar. B ile yazılması burada dikkatimizi çekiyor. Yani bize farklı gelen, sorulmaya müsait kılan şey bu. Çünkü biz darp diyoruz değil mi? Darp etmek. Yani darp etmek çok çok zor. Gasp etmek mesela. Hadi darp etmekte biraz konuşurken yumuşatıyor gibiyiz. Biraz daha söyleme müsait ama gasp etmek ya şöyle diyen var mı? Gasp etmek. Ya gasp etmek e çok farklı geliyor bana. Kimisi P ile söylüyor, kimisi B ile söylüyor. Ayrım bitişik mi? Bitişik ve yumuşama var. Hem darp etmekte hem gasp etmekte. Can kurtaran taktiğimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Orijinal taktiğimiz sıfat fiil eki. ikinci kelimede ise o kelime bitişik yazılıyor. Can kurtaran değil mi? Dalga kıran, yel kesen, gök delen, e, akım toplar. Aklına ne geliyorsa artık hepsi. Ama ilk sözcükte ise ayrı. Güler yüz gibi az önceki ya da yazar kasa gibi. Hatta durun ya. Dur 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 dur. Bir geri geleyim. Güler yüzü anlatırken ben genelde bu ikinci örneği de yazıyorum söylüyorum. Atlamayalım onu da. Yazar kasa arkadaşlar mutlaka ayrı yazılıyor. Çünkü bakın dikkat sıfat fiil eki ilk sözcükte. Lütfen cebinizde kalsın. E o zaman devam edelim. Ayaküstü. Şimdi ayaküstü ifadesi. Mesela diyor ki ayaküstü konuştuk. Yani Ayağının üstünde değil tabii ki değil mi? Eylem o şekilde yapılmış olabilir hiç önemli değil. Ama ayaküstü konuştuk ifadesinde ayaküstü yani böyle üstün körü özetle hızlıca kısaca demek istiyor. Yani soyut bir şey doğal olarak bitişik ama topa ops topa ayak üstü vurdu dersem işte bu ifadede ayak üstü ayrı yazıdır arkadaşlar. Tamam yani ayak üstünün daha doğrusu altı ve üstü sözcüğünün böyle artistik bir durumu var. İstisnalarla dolu olan artistik bir durumu var. Tekrar ediyorum. <laughs> hemen o istisnaları da vereceğim arkadaşlar içiniz rahat olsun. Tekrar ayak üstü ifadesi, üstü altı ifadesi, soyutsa bitişik somutsa ayrı. Yani ayak üstünü lütfen cümleye bakarak yazmaya yapmaya çalışınız. Ben hemen size buradan bir ok çekeyim. Çok harika birkaç sözcük söyleyeceğim öyle böyle değil arkadaşlar. Bir tanesi sırtüstü mutlaka bitişik hangi anlamda kullanırsanız kullanın. Normalde soyutsa bitişik somutsa ayrı diyoruz ama fark etmiyor hocam her türlü bitişik sırtüstü. Yüzüstü kelimesi öyle arkadaşlar dinlediğinize değsin. Dinlediğinize değsin 50 sözcük yazdım ama bir dediğim gibi 300 sözcük olacak gibi. Yüzüstü ve sırtüstü hangi anlamda kullanırsanız kullanın. İster soyut ister somut mutlaka bitişik yazılan iki istisnai örnektir. ...çok çok önemlidir. Ve 2024 sorusu olmaya çok adaydır. Ben şöyle yazayım da sonra hocam... ...yani çıkar dediniz ama yılını vermediniz olmasın. Yılı da bu hocam. 18. soru Ceyhan diyormuş. Evet tamam. Kuş dokumu kurabiyesi. Kurabiye anlamındaki değil mi? Kuş dokumu kurabiyesi. Aman dikkat. Kurabiye diye şöyle yazayım. Eyvallah. Tabii ki bitişik yazılıyor. Yürük semai. Şimdi ben bunu neden yazdım abi? Yürük semai bir makam adı biliyorsun. Usul adı. Yani usul, makam artık ne diyorsak müzikte. Neyse bir müzik kavramı, terimi. Şimdi... Normalde müzik makamları bitişik yazılır. Acem Buse'lik bitişik, işte Hicazkar bitişik gibi gibi aklınıza ne geliyorsa artık bir sürü. İşte aklına ne geliyorsa bir sürü bütün makam adları bitişik yazılıyor tamam fakat Yürük semayı ağır aksak gibi böyle usul adları var. Usul makam adları var. Onların ayrı yazıldığı vurgusu var. 3-4 tane de örnek var. Ağır aksakla birlikte yürük semayı falan bir iki tane örneği var Türk Dil Kurumu'nun. Onlardan bir tanesini aldım. Cebinizde kalsın arkadaşlar. Yürük semayı bir usul makam adıdır. Ayrı yazılır. Cepte kalsın. Baş ağrısı oba er. Baş ağrısı ifadesini hastalık anlamında kullanıyorsanız aman dikkat ayrı yazılıyor. Ama bu ne baş ağrısı derseniz bu ne? Baş ağrısı ya hocam bu ne baş ağrısı bir adam ya gibi. Yani bir kişi için kullanıyorsanız bunu bit çık arkadaşlar tamam aman dikkat Yer çekimi ifadesine baktığımız zamansa bunun ayrı yazıldığını söylüyoruz. Bence sorulmaya en müsait kelimelerden bir tanesi inanılmaz bir kelimedir yer çekimi. çok böyle akla gelmeyebilir çünkü hani bitişik yazılsam ve desem ki arkadaşlar bu şekilde doğru yani kabul etme ihtimalimiz çok yüksek ikna olabiliriz o yüzden lütfen doğru yazımına odaklanınız yer çekimi ayrı yazılıyor abi harika kelimeler bunlar inanılmaz yol aldıracak size kesme şeker eyvallah kesme şeker kestane şekeri şeker pancarı değil mi esmer şeker bunlar hep ayrı yazılıyor cepte kalsın lütfen gün ortası oba gün ortası yani zamanla ilgili terimler. Türk Dil Kurumu'nda aynen böyle geçiyor. Zaman be bildiren, belirten kelimeler ayrı yazılır gibi. İşte gün ortası var, gece yarısı var, bağ bozumu var bu örnekler içerisinde. Gün ortasını seçtim neden? Çünkü yani şurada ünsü de bitme, burada ünlüyle başlama var. Kısacası burada bir ulama var. Bunu bitişik yazarsa sırıtmaz arkadaşlar. Ulamanın olduğu yerler tehlikelidir. Ulama yapılan örneklerin bitişik yazılması öğrencide sanki bitişik yazılıyor ya izlenimi uyandırıyor. Çok önemli bir tespit bu. Lütfen cebinde kalsın. Ya mesela ordu evi dediğin zaman çok ya bitişik yazılır bu arada ordu evi. Ama bir sırtıyor yani ordu evi u ve e iki ünlünün yan yana gelmesi ya diyorsun bir şey mi var? Yani tehlikeli değil aslında orası. Çünkü nasıl yazıldığını biliyorsun, kuralı biliyorsun. Fakat gün ortasının tam bir kuralı olmadığı gibi sadece zaman belirten ifadeler falan diye geçtiği gibi yani bitişik yazısa sanki böyle yani göze hoş görünecek gibi ama yanlış olur. Gün ortası ayrı yazılır. Hatta şuraya bir daha yazayım da ben. İyice bir garanti almış olayım. Gün orta Şimdi oldu hocam. Yanı sıra eyvallah. Hani öyle yazmasam olmayacaktı gibi. Yanı sıra eyvallah. İç dış sıra hocam. Zaten ayrı yazılıyor. Burada sıkıntımız yok. Ama aklı sıra, yanı sıra, peşi sıra, ardı sıra gibi örnekler sorulmaya çok müsait. Ben yine de aklı sırayı şöyle bir yazmış olayım. Yani bu nasıl gelir? Mesela yanı sırayı bitişik yazıptan eleme sanmıyorum. Ya o kadar öğrenciyi burada eleyemezsin. Bu Elenmesi gereken bir seçenek. Ya öğrenci elemek değil de seçeneği elemek mantığıyla yazılabilir. Yani elersin böyle yanısına ayrı tabii canım falan der. 3 numara falan çizersin üstünü. Belki öyle gelebilir. Alt üst etmek. Kapadokya videosunda arkadaşlar. Türkçe karavanlığı Kapadokya videosunda daha yeni attım. Bir iki gün önce attım. Karavan videomuzda vurgulamıştım bunu. Tam da böyle iki tane peri bacasının yanında durarak vurgulamıştım. Alt üst ifadesi bitişik. Aman dikkat. Ama bu bir şeydir yani etmek olmak kılmakla kurulan birleşik eylem. Etmek ayrı alt üst bitişik. Çok iyi bir örnek arkadaşlar cepte kalsın. Git gide sorulmaya çok müsait bitişik. birden bire bitişik. Bunlar ikileme değil arkadaşlar. Tek sözcükten ikileme olmaz. Ya bazen şey görebiliyoruz. İşte bitişik yazılan ikileme. Böyle bir şey olabilir mi? Bitişik yazılan ikilemeler ne demek? Öyle bir şey olamaz. Gitgide ikileme değil arkadaşlar. Birden bire ikileme değil. Çünkü gitgide iki ayrı kelime değil artık. Tek bir kelime, bir tane kelime. Doğal olarak bunların bitişik yazılması efsane. Gitgide ayrı yazılırsa ikileme izlenimi yaratır. Muhabbet o. Yani ikileme gibi görünür ama değil. Ayrı yazılırsa yazım yanlış olur zaten. Aman dikkat arkadaşlar. Gitgide bitişik. Birden bire de öyle mesela. Ayrı yazılsa olan sıkıntı yokmuş gibi algılanabilir. İki anlamlı kelime gibi görünüyor ya. O yüzden mutlaka bitişik yazılığını kazıyalım kafalara. Geldik çalı kuşuna. Dersin başında söylediğim o güzel çelişki demiştim ya. Yalı çapkını anlatırken söylemiştim. Çalı kuşu da kuş ayrı. Yalı çapkını da kuş bitişik. Güzel bir çelişki. Cepte kalsın lütfen. Peki çalı kuşu ayrı yazılıyor. E ya hocam Reşat Nuri'nin kitabında çalı kuşu başlık olarak bitişik. Ya orada karakter özelliğinden bahsediliyor. ha sürekli böyle bir Feride karakteri var ya öğretmen. Sürekli böyle adeta daldan dağılıp zıplayan hiç duramayan yerinde... Böyle Hayta mı diyelim? Hayta belki çok hoş olmayabilir. Zıpır yok zıpır da çok hoş olmayabilir. Hareketli hareketli hareketli. Afacan ha süpersin afacan afacan afacan. Afacan bir tip böyle karakter. Feride orada değil mi? Doğal olarak o karakter özelliğini kastediyor. Çalı kuşu gibi adeta diyor. Kuşu söylemiyor gerçek anlamda. O yüzden bir yazıyor yazılıyor kitabın kapağında ama çok önemli değil. Kitap adlarında vesairede hata aramıyoruz demiştik. Çalı kuşu ayrı yazılır. Kuru soğan eyvallah kuru sözcüğünün ayrı yazacağını vurgulamıştık. Kutup yıldızı dikkat çeken kullanımlardan bir tanesi arkadaşlar. Aynı şekilde... Çoban yıldızı da büyük harfle ve ayrı yazılıyor fakat kuyruklu yıldız arkadaşlar küçük yazılıyor kuyruklu yıldız aman dikkat çok önemli K v, Y küçük ayrı inanılmaz inanılmaz cepte dursun olağan dışı e zaten iç dış sıra ayrıydı olağan dışı neden ayrı olmasın olağan dışı olağan üstü bitişik mesela olağan dışı ayrı ben yazayım yine de onu aklımıza direkt o kelime geliyor çünkü olağan üstü soyut bir şey ifade ettiği için altı üstü zaten bitişik yazılıyor orada sıkıntımız Yok abi efsane bir video oldu bence. Efsane kelimeler var. Ya öyle böyle değil bak. Valla hazırlarken de büyük bir gururla, büyük bir heyecanla hazırlamıştım. Büyük bir sevinçle abi süper ya falan diye diye her örnek için. Ama anlatırken daha da bir kaza gelmeye başladım. Çünkü ekstra örneklere de yazdığımız için hiç açık bırakmadık. Yani bu gelebilecek bütün açık kapıları da söyledik sizlere. Mükemmel 50 sözlük. Yani bana deyin ki hocam bu sene yazın kurallarına hadi iki tane soru yazın seçin 50 tane kelime. Vallahi billahi seçeceğim kelimeler bunlar olurdu. Yani gerçekten çok böyle üzerine düşerek hazırladım Çünkü bir şey söylediğim zaman devamı da getiriyorum. Mesela dikili taş deyip örnek verebileceğim kelimeler bunlar. O yüzden de içim çok rahat. Açık bırakmadık çünkü. Net bu. E o zaman vallahi güzel oldu. Yeni videolarda görüşeceğiz. Çıkabilecek örnekler serisinde birkaç video daha atacağım. Bayramı bir geçelim. Bayramı bir geçelim hocam. Bir iki örnek daha, bir iki video daha gelsin. Sonraki hafta, bayramdan sonraki hafta artık Çatır çatır böyle denemeler gelsin hocam. Sağlam denemelerle karşınıza gelelim. Güzel denemelerle karşınıza gelelim. Şöyle 1,5-2 saatlik sağlam, güzel, açıklamalı. Her şeyle şu soruda bunu yapın, bu soruda bunu yapın. Bayağı sınav soru formatlarını birebir inşallah göreceğimiz sorularla karşınızda olalım. Kaliteli videolarla daha da harika videolarla karşınızda olmaya çalışalım. E o zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu arada tekrar tekrar vurgulayayım. Türkçe Karavanlı Kapadokya videosunu izlemeyi unutmayınız. Bugün kazanan kişiyi de kazanan 3 kişiyi de açıklayacağım. Onlara da kitap hediyelerimiz olacak. E o zaman haydi görüşmek üzere.